Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tabiat, insan ve tarihin el ele verip yoğurdu. Bütün güzellikleri bir arada bulabileceğiniz muhteşem şehir Bolu'dayız. Bolu'yu sizin için gezip bayram tatlarının ve yemeklerin tadına bakacağız. Lezzet yolculuğu başlıyor. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Bunlar bayram lokum mu? Bayram lokumu. Bunlar ne, bayram simidi mi? Bayram simidi. Kafaya yine tokadı yedik. Benden önce siz bir karnınızı doyurun şöyle. İyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Oo, ne oldu birdenbire öyle? Siz kokuyla doyacaksınız ama Turgay Bey. Biraz doyurun sanki. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. Artık başlayayım değil mi? Tabii. Bu yani lezzet testi başlasın. İyi bayramlar. Bolu'nun yukarı derece Ören köyündeyiz. Biraz şanslıysak önce bayramlaşırız, ardından da hem kışlıklar hem de bayramlık yemekleri yapmak üzere karşınızda oluruz. Hadi bakalım gidelim köyümüze. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun hepinizinki de. İyi bayramlar. Geldik. Bayram bayram gibi olsun diye Derecören köyünde bayramla salak başlayalım dedik bölümlerimize. Merhabalar, merhabalar. Bayramımız mübarek olsun. Burada ne oluyor İsmail abi? Gelir gelmez ne oluyor burada? Bayram nasıl yapıyoruz? Bunlar bayram lokum mu? Bayram lokumu. Bunlar ne, bayram simidi mi? Bayram simidi. Kurbanlıkları kim yedi? Daha yemedi. Daha yemedi. Yemediniz değil mi ben gelmeden? Yemedi. Bir lokum arası veriyoruz. Rokum molası. Kavurmayı fazla yemesin. Vay be. Kavurma yemeyelim diye fazla lokumla iştah gideriyorlar. Bir de simit alalım. Bu arada her bayram böyle mi? Her bayram. Hiç değişmez. Lokum, simit. Ramazan'da, kurbanda aynı. Oh, ne güzel bir adetmiş. Bütün Derecören köyünün bayramı mübarek olsun. Kış hazırlıkları varmış. Teyzenlerle beraber gidelim şu kış hazırlıklarını yapalım. Bir de bayramlık yemekler hazırlayalım. Tatlılar hazırlayalım. Hazırsanız ağzımda lokumumla beraber gidiyoruz. Hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Nurettin amca geldik galiba. Geldim. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi bayramlar diliyorum sana. Hadi kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm. Ben size kurban olurum. Bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız anneciğim? Valla yardım etmeye geldik. Dediler ki kış hazırlıkları var. Bayram yemeği yapılacak. Çok iş var. Ablalara yardım etmek lazım. İyi yapmışım değil mi? Evet. İyi ki gelmişim. Cennetten bir köşe. Ne kadar güzel ev burası. Evet. Maşallah. Evet. Balıklar mı var orada? Evet, evet. Hoş geldin. Hadi gidelim. Bir taraftan hazırlıklara başlayalım. Evet. Ben de bir taraftan şu balıklara bakayım. Biraz fazla mı büyümüş onlar? Evet. Hadi bakalım, hadi bakalım. Benden önce siz bir karnınızı doyurun şöyle. Benim bugün bu kuyruktan çektiğim nedir ya? Buyur. Balıklar bile bana hoş geldin yaptı. Buyurun. Neyse, bir taraftan kuracağız, bir taraftan güzel yemekler hazırlayacağız. Kolay gelsin. Hoş geldin yine. Allah, geldiniz. Allah kabul etsin. Amin cümlemize. Şimdi kurbanımızı, kuzumuzu kestik, koyunumuzu. Tabii tabii. Bunu nasıl parçalamalıyız, sizden öğrenebilir miyiz? Evet, evet bilmiyoruz. Biraz böyle acemice davranıyoruz biz tabii. Kendimiz keserken. Şimdi bunu o aldığımız bu, ne? Bu
Budun kaba yeri. Kaba eti yani kavurmalık evet. Yapacağız. Biz kavurma mı yapacağız şimdi? Evet. Sefer abi kavurma için etlerimizi alıyor. Şimdi biz kuzuyu kurbanla nasıl değerlendirmeliyiz? Buralar kavurma anladım. Evet. Aldım burayı kavurma için yanlarını. Yani budun boşluğa doğru olan kısımları kavurmalık olacak. Tabii kaba yerleri. Kaburgalarını ne yapacağız? Kaburgalarını da nahnı yapacağız. Yani kömüklü vuracağız. Yani? Ya, nahnı, yahnı. Ya nahnı, yahnı işte yani. O da öyle değerlenir. Şu anda butları da doğrayacağız bari. Bugün öyle icap ediyor. Burayı bir sürü kavurma mı yapacağız? Evet. Çünkü biraz kalabalık. Misafirimiz kalabalık ya. Çok kalabalık. Evet, mecbur kavurma yapacağız ki. Hani suyundan, etinden hepsi vay eminsin yani. Tamam, iyice değerlendireceğiz. Evet, parçalıyoruz kurbanlarımızı. Buyur, paçayı yırtanlar. Gel, gel biraz seveyim ya. Gel biraz seveyim bakın. Korkmayın canım, yabancı yok. Ben kuzu eti seviyorum, keçi eti değil. Korkmayın. Korkmayın değil mi? Siz korkun. Siz korkun. Nasılsınız teyzeciğim? İyiyiz Allah'a şükür. Yaylaya mı götürüyorsunuz? Yaylaya götürüyor. Çok güzel değil mi buranın yaylaları? Yeşil yeşil böyle. Şimdi bunların da tadı çok güzel olur ya. Çok güzel tadı. Neyse şimdi ne güzel böyle seke seke geziyorlar. Hiç bahsetmeyelim o meseleden. Evet kolay gelsin. İyi bayramlar diliyoruz sizlere. İyi bayramlar. Yukarı derece Ören köyünde yemekler yüksek derecede lezzet içeriyormuş itibariyle. O yüzden bunları anlatmamız lazım size. Çok lezzetli diyor ablalar. Geleneksel yemekler, eski yemekler. İsimleri de çok ilginç. Mesela bu yemeğin adı Menekşe ablacığım nedir? Deli bakla çorbası. Deli bakla çorbası. Kim delirtmiş bu baklayı? Vallahi bilmiyorum. Eskilere sormak lazım. Kim delirttiyse. Evet. Tereyağı. Evet tereyağı. Önceden eritmişsin. Evet hazırladım. Tamam burada erimiş tereyağı var. Deli bakla yemeği için malzeme listemiz geliyor. Deli bakla çorbası için malzememiz unumuz, evet. Yoğurdumuz, evet. Yumurtamız, tuzumuz, domatesimiz, tereyağımız, pul biberimiz, salçamız, dereotumuz, baklamız. Bu mu delirmiş? Evet. Bu çorba mı yemek mi olacak? Çorbası olacak. Çorbası evet, olacak. Çorbayla çorbası. Başlıyoruz evet. Adettendir. Önce çorbayı anlatıyoruz. Hadi bakalım hazırlıyoruz. Önce un mu yoğuracağız bir şey? Önce yani ya, hamur. Hamur yoğuracağız evet, herhalde. Evet, hamurunu yoğuracağız. Ben kavurayım mı baklayı bu arada? Kavur. Ne oldu? Sen onu tereyağı yapmışsın. Fazla mı kaçtı? Hayır, tereyağlı yoğurt var. Süzme yoğurdumuz var diye. Evet. Tereyağı karıştırdıkça yağ oldu işte. İşte bak o tereyağı da böyle oluyor bu evet, arada anlatmış evet. Oluyoruz. Bu şimdi biraz kaynasın mı? Evet, kaynayacak. Hadi biraz kaynasın. Deli baklanın karışımı da hazır. Bayağı iddialı bir çorba bu Menekşe abla. Evet, bunu şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Şimdi ben bunu beğenirsem bu kadar deli baklayı ben nerede bulacağım? Nerede bulacaksın? Bahçelerde bulacaksın. Eline sağlık. Pişecek, tuzunu atacağız, evet. Yiyecek miyiz? Evet. Biraz baharat atacak mısın? Baharat atacaksın, dereotu atacaksın. Ondan sonra onları katacaksın. Ondan sonra servise hazırdır. Oo, eline sağlık. Sağ ol Menekşe ablacığım. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Ben yan tarafa geçeyim çünkü bir tarifimiz daha var. Tamam. Kolay gelsin. Hoş geldin, sofraya geldin. Siz hemen hamur yoğurmaya hazır vaziyette bekliyorsunuz. Evet. İsminizi bağışlar mısınız? Emine. Yapacağımız yemeğin adı ne? Cümcükleme. Ne? Cümcükleme. Cümcükleme yapacağız. Cümcük. Cümcük. Öyle. Cümcükleme. Cümcükleme. Cümcükleme nasıl bir yemektir ki? Cümcükleyerek yapıyoruz anladın? Evet. Hamur çok lazım ama malzememizi bir sayalım bakalım. Malzememiz yumurta, su, tuz. Un var, tereyağı var, bol ceviz var. Bol ceviz var. Burada bir tabak, yarım kilo burada ceviz var. Evet hazırlıyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz.
Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi Emine teyzemiz onu açacak. Açacak. Bitmiştir bunun yazması. Yani hafif kalın olacak. Öyle çok ince yapmayacaksınız evet, öyle baklava yapar gibi. Evet. Biraz evet. Kalın olacak. Çünkü evet. Makarna yapıyoruz. Evet. Kesiyoruz. Kesiyoruz. Tıpkı mantı yapar gibi gidiyor şu an işlemler. Ben şimdi elimle bir daha böleceğim. Öyle mi? Evet. Daha bölünecek yani. Bu kadar evet. Büyük değil. Tabii tabii bölünecek. Hı. Ne zaman cümcükleriz? Şimdi suyumuz kaynayınca. Cümcükleri batacağız. Evet. Büyük parçalara böldük. Şimdi bakayım nasıl cümcüklüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Bakıyorum. Yapayım mı ben de? Yap. Yardım edeyim Emine teyzeme. Yap. Yardım et bana. Emine teyzem hamurları kaynattı. Ardından soğuk su dolu tencereye boşalttı. Orada dinlendiriyor hamurlaşması tekrar diye. Burada tereyağını kaynatıyor. Ve bunun adı neydi? Keş. Keş. Keşleri de gönderiyoruz şimdi. Tadını bu belirliyor aslında. Neler oldu neler oldu. Tepsinin altına keş attı. Güzelce ceviz serpti. Üzerine hamurları döktü. Onun üzerine tekrar keş. Ardından bol ceviz. Ondan sonra tereyağının içine yetmezmiş gibi cevizi gönderdi Emine teyze. Onu kavuruyor. Tereyağıyla birlikte diyor onun tadı olsun. Köpürsün, kızarsın, taşsın. Taşsın. Taşırdı. Tavak küçük geldi. O bakır da durmadı. O bakır hala. Getir bari buraya gezdir. Getir getir. Evi götüreceğim. Getir 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 getir. Getir getir. Ooo. Bakır olduğu için durmuyor. Hala ısıtıyor ve köpürüyor. Şimdi güzelce kızarmış. Cevizlerimiz de üzerine serpiliyor. Yağımız dökülüyor. Oo. Eline sağlık Emine teyzeciğim. Sağ ol. Bu galiba artık yemeğe hazır. Ya bu da masadaki yerini alsın bakalım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkür ederiz. Yemekler biter mi? Bitmez. Acaba burada ne yapacağız? İki katlı börek yapacağız. Alt üst böreği. Alt üst. Heh. Şimdi malzemelerimizi sayalım izleyicilerimize. Malzemelerimiz. Neydi adı? Ters yüz. Alt üst böreği. Alt üst böreği. Alt üst böreği yapacağız. Malzemeniz un. Un. Tuz. Maya. Ne? O, bu maya, su. Bu kadar. Bu kadar. Kolaymış. Kolay. Hazırlayalım o zaman. Hazır. Tabii bir de iç malzemesi var. Soğanla kıymayı kavurduk. Öyle mi? Şu evet. Mu? Şu öbür şeyi örtünün altına. Burada. Ha ya ben de zannediyorum yani alt üst böreği bu kadar. Sadece ekmek. Efendim burada soğan, maydanoz, kıyma kavrulmuş. Yani evet. İçi var bir de bunun. Bunu kapatalım. Dinlensin. Önce hamurumuzu yoğuruyoruz. Sabri ablamız önceden hazırladığı mayalanmış hamuru buraya koydu. Bakalım nasıl açacağız şimdi, nasıl oluyormuş? Sabri ablamız birinci hamuru tabana yerleştirdi. Yağlıydı biraz tabii ki önceden yağlanmış bir tepsi. Evet. Koyduğu katın üzerine de yağ sürdü. Şimdi galiba iç harcımızı. Evet, şimdi iç harcımı koyacağız. Onda soğan var, maydanoz var, kıyma var. Kavurduk değil kavurmuş mi? Kavurmuş kıyma var. Oo ne güzel olmuş. Kurban kıymasında. Allah kabul etsin. Ne güzel değerlendiriyoruz evet. Kurbanlıklarımızı. Onun da üzerine yine tepsi boyutunda açtığımız hamurumuz var. İkinci hamurumuz var. Ondan sonra ne yapıyoruz Sabri ablacığım? Ondan sonra üzerini yağlayıp evet. Közde pişireceğiz. Közde mi olacak? Evet, közde olacak. Pek güzel olur o. Evet. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür i̇nşallah. Ediyoruz. Afiyet olsun size de. Birazdan tadına bakacağım inşallah, inşallah sizin için. Efendim.
Yemeklerimiz hazır. Teşekkür ediyoruz. Ablalarımızın eline sağlık. Yemyeşil bir manzara eşliğinde yöresel yemeklerimizi deneyeceğiz. Yine döktürmüşler tabii ki. Sadece 3 yemek hazırladık ama burada cümcükleme. 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 Burada deri bakla çorbası. Deri bakla çorbası ve burada alt üst böreği. Yani alt üst böreği. Yukarı derece Ören köyünde bu yüksek derecede dedim yani lezzetli yemekler. Doğru söylemişim. Çok güzel görünüyor. Görüntü evet. Müthiş. Koku harika. Ve insanın iştahını açıyor. Tabii neyle başlayacağız önce? Deli bakla. Deli baklayla başlıyorum. Mis gibi pişikten sonra da deri otunun üzerine koyduğu için evet. Mis gibi olmuş. Çok güzel. Tabii cümcükleme. Cümcükleme. Evet, cümcükleme. Diğerlerinden de deneyeceğim ama çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Afiyet yukarı olsun. Derece Ören köyüne, tüm köy halkına çok teşekkür ediyoruz. Bayramın 3. gününde güzel bir ziyafetle bizi karşıladılar. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Siz de gelin. Siz de yiyin. Bana afiyet olsun. Bayramımız mübarek olsun. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Bayramımız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Hepinizinki de. İyi bayramlar. Nasıl güzelmiş. İçeriye girelim bakalım. Kümes kontrolü yapalım. İnekleri sağalım. Çalışalım biraz bayram sabahı. Bayağı serinmiş, bayağı da uzun. Tahtadan yapılmış. Herhalde Bolu tünelinden sonra ikinci uzun tünel. Ama içinde süt sağıyorlar. Teyzeciğim, bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyi. Allah Allah, bayağı süt varmış ama anneciğim. Gel sen de sağ bakalım, bir kere koşalım. Yabancılamasın, ha? Olur mu? Yetmez, yetmez, sağ olun. Bakayım. Kafaya yine tokadı yedik yani. Hiçbir kuyruktan yani bir inekten bu kadar dayak yememiştim. Allah Allah. Gidelim biraz da kümeslere bakalım. Yumurtalar ne durumda? Bayramız mübarek olsun teyzeciğim. Tamam, kendinize çok iyi bakın. Evet. Bekliyoruz inşallah bu sütlerden, bu peynirlerden. İnşallah. Kolay gelsin. Tavukları buldum, teyzemi de buldum. Bayramımız mübarek olsun. Seninki de bayramın mübarek olsun. Gene bayramlara yer. Amin inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Tavuklara bakıyoruz. Sen yumurtaları topluyor. Tavuklar güzel, yumurtalar daha güzel. Şunlara bakın, şunlara. Şu güzelliğe bakın. Taze taze, rengi bile farklı bunların. Sapsarı böyle. Güneş sarısı bir renk. Ver şu mübarek elini bir daha öpeyim. Hadi bakalım, çok sağ ol. Şu yumurtaları senden isteyeyim. Şimdi teyzeler köyde lazım olur bize bu. İşte ama bak şu torbaya koy mesela. Ben bir şöyle götürürüm. Geri getiririm ben bunu. Hadi hele. Allah emanet olun. Hadi bakalım. Bayramız güle bayram güle. Olsun. Sanki de sizinkilerde olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi güle güle. Sağ olun. Allah razı olsun. Kış ayları için hummalı çalışmalar devam ediyor. Kolay gelsin. Çay var mı çay? Evet. Şimdi bunlar da hep çayın yanına aslında değil mi? Evet. Kapak mı koyacağız içine? Kapak. Birazına kapak koyacağız. Birazına sade. Sade içine böyle alt üst böreği yapacağız. Alt üst böreği. Evet, bu kadar. Tamam. Hazırlamaya devam edelim. Bir tane ben açayım mı? Açabiliyorsun. Yardım edeyim. Tabii olur. Elimiz bulaşsın ablacığım. Tabii tabii. Tabii. Doyurun. Eyvah! Yemeğe tamur bitti. Yapıştırdık yine. İşte ben yapınca böyle oluyor maalesef. Çocuklar, gençler, tahin nasıl yapılıyor? En şifalı çorba nasıl hazırlanıyor? Ön hazırlığı nedir? Gidelim orada kış hazırlıklarına devam edelim.
Geldim pantolonumun unuyla. Hoş geldin. Kolay gelsin. Aynen, hoş geldin. Bunlar niye kırmızı? Yeşil cennete. Kızılcık tarlası. Yeşil cennette kızılcık tarlası. Kızılcık tarlası. Böyle nasıl hazırlanıyor anlatalım izleyicilere. Suya salıyoruz biz bunu. Evet. Tencereye koyuyoruz, suya salıyoruz. Kalburdan geçiriyoruz. Ondan sonra kalburdan geçiriyoruz. Ondan sonra karabiberini koyuyoruz, samsonunu koyuyoruz içine. Sonra böyle hamur gibi yoğuruyoruz. Ha, geçiriyoruz biz bunu. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bunlar daha kuruyacak. Ondan sonra biz bunları da çorba yapıp içeceğiz inşallah. Başka neler oluyor burada? Ne hazırlıklar var? Menemen yapıyoruz. Kışa menemen. Kışa menemen. Domatesini mi hazırlıyorsunuz? Evet. Nerede? İçeride, mutfakta. Ben bir gideyim bakayım. Ben menemeni çok severim. Hadi git bak. Hadi kolay gelsin. Hadi. Sen çimdikle onları, çimdikle. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Biber de mi karıştırdınız ona? Tabii, biber var. Oh, tazecik. Kendi bahçelerinizden, tabii, domatesiniz, kendi biberinizi. Tabii. Aysel abla, sen anlat bakayım, sen söyle bakayım orada. Gidelim, Aysel ablaya bağlanıyoruz şu an, teknik bilgi için. Aysel ablacığım, diyor ki kapakları tutması için sıcakken bu şişelere koyuyoruz. Evet, bozulmaması için bu şişelere dolduruyoruz. Ya yani soğutursak olmuyor. Domates. Olmuyor, evet. Anladım. Bakın. Bu şekilde sıcakken domatesler şişeye doldurulur. Ardından kabak hemen kapatılır. Basınçla, o buharla içindeki kapak acayip tutuyor uzun şişeyi. Uzun süre dursun diye. Evet, uzun süre dayansın diye, hava almasın diye. Bunlar ardından şöyle ters saklanıyor. Evet. Ne kadar dayanıyor? Kış sürece dayanıyor. Yaza kadar. Evet. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Sizin de mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın 3. günü oldu. Kavurmadan başka bir şey yapmayı bilmiyorum diyorsanız bize takılın. Ramazan Usta'yla Gerede'de çok güzel bir kuzu döşü dolması yapacağız. Kuzu döşü dolması. Kuzu döşü dolması nasıl yapılır? Şimdi kuzunun döşünü alacağız değil mi önce? Evet, kuzunun ama kullanacağımız olan kısım but ve kol hariç, boyun hariç geri kalan kısmı yani döş kısmını kullanacağız. Malzemelerimizi sayalım mı Ramazan tabii, Usta? Tabii, malzemelerim. Öncelikle dinlenmiş bir kuzu. Tereyağı, tuzumuz, kuş üzümümüz, tarçınımız, fıstığımız, dolmalık fıstığımız. Bunlardan iç pilavı yapacağız i̇ç gibi pilavı. Hisse kapıldım. Ve pirinç pilavımız. Büyükçe bir tepsimiz evet, var. Evet, tepsimiz. Malzemelerimiz dolmayı tamam. İlave edeceğiz. Ramazan Usta da burada. Aynen. Biz kuzumuzu parçalamaya başlıyoruz. Etimizi parçalamış olduk. Evet. Pilavımızı yapıp dolmamızı sarıp fırına atma kaldı. Yani o zaman hazırlıklar başlasın. Evet, hazırlıklar başladı. Çok güzel iki parça çıkarttı. Çok güzel koktu Ramazan Usta. Fıstıkla tereyağı acayip güzel kokuyor. Şimdi pirincimizi ekledik. Önceden ıslatılmış bir pirinç. Şimdi biraz da böyle mi kavuralım? Evet. Pirincimiz kavrulmuş gibi suyumuzu, kuş üzümümüzü, tarçınımızı ilave edeceğiz. Evet, şimdi artık pirincimizi pişirdikten sonra çam fıstıklarıyla beraber diğer malzemeleri ekleyebiliyoruz. Ne kadar su atalım? Normal pilava kattığımızdan birazcık az katacağız çünkü dolmanın içinde de biraz. Yarı pişmiş bir iç pilavımız olması lazım. Tüm iç pilavlarında olduğu gibi fazla pişirmeyeceksiniz. Pilavımız demlenmiş. Dinlenmiş, demlenmiş güzel bir iç pilavımız var artık. Şimdi doldurma usulü çok ilginç. Yani bir sanat aslında. O kuzuyu o şekilde o kaburganın dışındaki etle kemik arasında öyle ince parçalamadan bir kesik atmak ve kuzu etine böyle güzel bir pilavı doldurmak düşüncesi bile güzel yani. Kim keşfetmişse helal olsun. Şimdi başlıyoruz doldurmaya. Bakın nereyi doldurdu.
kaburgalardan sonraki kısma iç pilavımızı yerleştiriyoruz. Öyle çok fazla doldurmuyoruz değil mi usta? Hayır. Evet, dikmiyor. Yani makara gibi kuzu dolmamızı sarıyor. Her kaburga arasından ipimiz geçiyor. Bunu neden yapıyor? Açılmasın. Pirincimiz hava almasın. Kuzunun o güzelim tadıyla, aromasıyla birlikte pilavımız biraz daha pişsin. Sunuma da hazır hale gelsin. Çünkü sunumu da çok güzel. Ramazan ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve diğer işlemlerden sonra artık kuzu döşü dolmamızın tadına bakıyoruz. Gerede'nin her köşesi cennetten bir köşe. Şimdi çok güzel, 4 saat pişti. Tam 4 saat. Fazla pişirmedi. İnce bir ayarı var bu kuzu döşü dolmasının. Çok güzel görünüyor bir defa. Acayip güzel görünüyor. İnsan böyle ellerini titretir böyle. Açsanız tansiyon düşer yani manzaradan. Bakıyoruz. Gitti. Artık ağzımda değil. Burada anlayabilirsiniz. Lokum. Olur mu böyle bir şey? Hepsi birbirinden güzel olmuş. Yemek lazım, denemek lazım. Afiyet olsun bana. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Oo, Kezban abla keyfime diyecek yok şu an. Üf. Afiyet olsun. Üf. Kezban abla önce bayram mübarek olsun ya. Sağ ol. Ben direkt yani aklımı başımdan aldı bu bitter çikolata değil mi? Evet. Bu yani kaç çeşit yapılıyor Kezban ablacığım? Bitter çikolatanın hangi çeşit istersen yapabilirsin yani. Sonra bir de böyle bir çeşit var. Bu ne Kezban abla? O ezmeli. Aralarının içinde böyle ezme kat kat. Fındık. Evet. Hadi izleyelim nasıl yapılıyormuş bakalım. Bakır semaverimizde çayımız kaynarken çok keyifliyiz bugün. Mengen'deyiz. Buraya kadar geldik. İki tane güzel yemek anlatalım. Yine bir tane de tatlımız olsun dedik. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik ve Nesin Hanım'ı bulduk. Nasılsınız Nesin Hanım? Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz Mengen'e. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nazik davetiniz için de teşekkür ediyoruz. Şey bayramımız mübarek olsun bu arada. Sağ olun. Teşekkür Nasıl ederim. Geçiyor bayram? Sizin de bayramınız mübarek kutlu olsun. Gelen İyi giden. Gelen giden eş Kalabalık. Dost. Güzel oluyor değil mi? Eğlenceli oluyor Tabii, biraz çoluk, da. Tabii çoluk çocuk hepsi geliyorlar sağ olsunlar. Büyükleri sayıyorlar geliyorlar. Ne mutlu evet, ne mutlu sizlere. Evet. Biz iki tane çok önemli yemek yapacağız. Çok güzel yemek yapacağız. Bir tane de sizin için tatlı hazırlayacağız mengen usulü. Yapacağımız ilk yemeğimiz nedir? Mengen kebabı. Nesin Hanım malzemelerimizi sayalım. Tabii ki. Kuzu etimiz, havucumuz kızarmış, patatesimiz kızarmış, tereyağımız, sıvı yağımız, biberimiz, soğanımız, müflön hamurlarını açmak için unumuz, evet. Kaşar rendemiz, domatesimiz, baharatımız, baharatlarımız, sarımsağımız, tuzumuz. Merdanemiz burada, malzemelerimiz burada. Nesin Hanım da mengen kebabını hazırlamaya başladı bile.
Önce evet, soğanlarımızı önce kavuruyoruz. Kızartmaya başladık. Bundan sonraki işlem nedir? Bundan sonraki işlem etimizi koyacağız. Ha, beraber kavuracağız. Hı hı. Peki ondan sonraki işlem nedir? Ondan sonra et suyumuzu getireceğiz. Yani önce eti soğanla suyumuzu birlikte hı hı bir güzel kavuracağız. Kavuruyoruz, evet. Evet, Nesil Hanım güzelce kavurdu. Sarımsakları da gönderdi. Etin de suyu bayağı azaldı. Evet. O suyunu çıkardı. Evet. Şimdi sırada ne var Nesil Hanım? Şimdi sırada baharatlarımız var, tuzumuz var. Et suyunu çekti artık gördüğünüz gibi. Ne kadar pişmesi lazım? Yarım saat. Kapağını kapatıp, yarım bekleyeceğiz. Saat bekliyoruz evet. Sabırla. Domateslerimizi sonra de gönderdik. Biraz şöyle artık karıştırıyoruz. Ana harcımız hazır. Şimdi bunu evet güveçlerimize alacağız. Bunun işi de tamam. Şimdi geldi sıra. Kapak mı yapacaksınız onlara yoksa? Evet. Hazırlıklar bu kadar. Fırına gidecek, kızaracak, güzelce pişecek. Daha da yumuşayacak. Ardından da inşallah tadına bakacağız. Şimdi tamam, elinize sağlık. Tamam. Sırada diğer yemeğimiz var. Mengen kebabını yaptık. Yaptık. Şimdi bir de yanına mengen pilavı lazım. Öyle evet değil mi? Aynen öyle. Bakalım mengen pilavı nasıl oluyormuş. Oldukça fazla malzemeli bir pilav. Yani normal bir pilav değil. Mengendeyiz. Hiçbir şey normal değil. Yemekler bol malzeme. Bol şimdi malzeme. Hemen hızlı bir şekilde malzemelerimizi sayalım. Yağımız, etimiz, ilik kemiğimiz, mantarımız, tuzumuz, kekiğimiz, karabiberimiz, havucumuz, soğanımız, domatesimiz. İlk bölüm bu kadar. Bu peki kadar. Buradan sonraki malzeme ne için? Buradan sonraki malzeme için pirincimiz. Bunlar piştikten sonra konuyor. Ceviz. Cevizimiz. Dereotu, tereyağımız, tereyağı da piştikten sonra. Çok güzel. Bu ne? Et suyumuz. Bu da işte kemik suyumuz. Kemik suyu. Bu da pek şifalı. Evet. Ve suyumuz. Suyumuz. Hazırlamaya başlıyoruz mengen pilavını. Yağımızı koyuyoruz. Hemen soğanımızı. Etini koyuyoruz. O da kuşbaşıdan daha ince doğranmış. Evet, oldukça hemen ince. Hemen karıştırıyorum ben. Kurbanlık danalarımızı evet, da böyle değerlendiriyor. Bir taraftan da mantarlarımızı kesiyoruz. Nesil Hanım domatesleri de gönderdi. Yavaş yavaş kaynayacak orada. Evet, baharat Nesil olarak Hanım tuzunu. Düdüklümüzü kapatıyoruz. O orada pişecek 10-15 dakika. Biz şimdi diğer hazırlıklarını yapıyoruz mengen pilavının. Evet, bir hayli malzeme var daha. Pirinci gönderiyoruz. Pirinci gönderiyoruz. Yıkanmış, bekletilmiş sıcak suda. Sıra geldi kavurmaya. Et suyu gidiyor, kemik suyu. Bunları önceden ölçtünüz değil mi siz? Tabii, bunlar ölçülüyor. Pirince göre bir et suyu var orada. Evet, aynen öyle. O, evet. Üzerini geçecek kadar bir parmak. Kapağını kapattık. Şimdi biraz önce bahsettiği çok önemli dediği evet Nesil Hanım'ın dereotuna geldi dereotuna sıra. Geldi. Dereotunu onu hemen ince ince mi kıyalım? İnce ince. Thank you.
Bundan sonra bir işlemimiz var mı? Bitti, bu kadar. Mengen kebabımız da hazır. Şimdi bir de tatlı zamanı. Bakalım mengenimize has nasıl bir tatlıymış. Sırada geleneksel tatlımız keşkül var. Bu vakte kadar söylemedim, sürprizdi. Hazırlayacak kişi de aslında sürprizdi. Nesil Hanım'ın kızı Arzu Hanım hazırlayacak. Nasılsın Arzu? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bayramın kutlu olsun. Teşekkürler, sizin de. Peki malzemelerimiz nelerdir? Malzemelerimiz 4 su bardağı süt, pirinç unu, badem sütü, şekerimiz var, antep fıstığı ve badem var. Robota çektik üstünü süslemek için. Arzu, hazırlıklara başlıyor. Evet. Önce sütümüzü kaynatacağız herhalde. Evet, 3 su bardağı süt koyuyoruz. Sütümüz kaynadı. Evet, sütümüz kaynadı. Şimdi pirinç unumuzu koyacağız. Suda açacağız böyle. Önce suda açmamız gerekiyor. Evet, evet. Oo, ne oldu birdenbire öyle? Puding gibi oldu. Kıvam alacak. Evet, 5 dakika kadar kaynatacağız bunu. 5 dakika daha kaynatıyoruz. Kıvamını bulacak, şöyle puding gibi olacak o. Evet, puding gibi olacak. Oldu mu Arzu? Evet, şimdi artık badem sütümüzle şekerimizi koyacağız. Şimdi yeteri kadar pişti. Evet. Onu sanırım bu kaselere dolduracağız. Evet. Üzerinin süsünü yapacağız. Arzu onları soğutacak ve keşkülü fukara hazır olacak. Az sonra güzel bir masayla karşınızdayız. Arzu'ya teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Nesil Hanım'la kızı Arzu Hanım'ın hazırladığı lezzet yolcuları için ziyafet karşımızda. Burada mengen kebabını hazırladı. Yine mengen pilavı içinde yok. Yine Arzu Hanım'ın yaptığı keşkülü fukara. Hemen şurada bir açılış işlemimiz var efendim, törenle. Törenle açıyoruz. Ellerine sağlık. Mengenli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Nesil Hanım'a ve Arzu Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bize afiyet olsun. Azıcık devam edeyim ben bu keşküle. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramda şöyle güzel bir borani yapalım dedik size. Etli borani hazırlayacağız. Ali ustamız muhteşem yapıyor. Önce bayramlaşalım, ardından malzemelerimizi sayalım. Biraz da yemeğin tarihi konusunda bilgi alalım. Eski midir? Evet. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bolumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah. Burada 3 yemek kadar malzeme var. Hepsi boraniye mi gidecek bunun? Yetere kadar kullanacağız. Yani çeşit olarak çok fazla. Evet, çeşit olarak fazla. Biz bunları en iyisi izleyicilerimize saymaya başlayalım Ali evet. abi. Başlayalım, malzemelerimizi anlatalım. Baştan tereyağımız var. Evet. Sarımsağımız var. Kabak, kapya biber, kırmızı biberimiz, evet. Kuru soğanımız, sivri biberimiz, evet. Domates kabuğu soyulmuş, evet. Sarımsaklı yoğurdumuz var. Manda yoğurt. Bu da? Evet, manda yoğurdu, süzme yoğurt. Özellikle etimiz kuzu eti, maydanozumuz var, defne yaprağımız güzel var. Güzel koksun. Evet ve soya sosumuz var hafiften bir. Gezdireceğiz şöyle. Oo, bir şey saymadığımız bir şey var mı? Baharatlarımız var. Öyle evet. Bir baharat var ki Türkiye'de ne kadar baharat var galiba evet, burada. Baharatlarımız var. Pul biberimiz, nanemiz, kırmızı toz biberimiz, kimyonumuz var, karabiberimiz var, tuzumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi o evet. Zaman hazırlamaya başlayalım Ali Usta. Tabii buyurun.
Karşınızda etli borani hazırlıkları. Alo ustam, başladı bile. Bayağı kavurduk. Evet Turgay. Biraz öyle suyunu da bıraktı. Suyunu da bıraktı. Şimdi sebzelerimize geçebiliriz. Hangisiyle başlıyoruz? Biberle başlıyoruz. Biber. Daha geç pişeni önce atıyorsun, evet, değil mi? Evet. Zor pişeni. Evet. Bu da bahçe biberi. Bahçe biberi, evet. Bahçe çok güzel. Biberimizle biraz kavuruyoruz. Evet, şimdi baharatlarımıza geçebiliriz. Et işimiz tamam mı? Et işimiz tamam. Çok öldürmedik evet, biberi. Çok öldürmedik. Yani kapya biberini fazla evet, öldürmedi, yumuşattı, bıraktı. Evet, şu canlılık olmasa da evet, biberi. Renklerini kaybetmemesi gerekiyor, canlılığını kaybetmemesi evet, gerekiyor. Baharatlarımıza geçiyoruz. Siz kokuyla doyacaksınız ama Turgay Bey. Biraz doydum sanki. Kokuyu ekmek bana biliyormuş. En azından. Olabilir. Neyse biraz sabırlı olmak lazım. Turgay Bey etimiz hazır. Tamam. Şimdi. Sırada ne var? Başka bir sebzemize geçiriyoruz. Ben evet, sana söyledim. Sen onu hazırlarken ben de diğerini hazırlasaydım. Neyse. Ustamızın şimdi kabağımız var burada. Kabağımız. Kabağı şimdi ne yapacağız? Kabağımızı soteleyeceğiz. Evet. Yine tereyağı. Yine tereyağı kullanıyoruz. Kabağımızın üzerine sarımsaklı yoğurdumuz var. Oh, sarımsaklı şöyle yoğurt. Şöyle hafiften gezdiriyoruz. Manda yoğurdu, sıradan evet, bir yoğurt değil. Şöyle biraz gezdiriyoruz. Bir taraftan da orada etimiz ısınıyor tekrar. Evet, etimiz ısınıyor tekrar. İşte bu etli borani bahsettiğimiz. Hakikaten ceddimiz, atamız ağzının tadını biliyor. Evet. Yemeğin de hem nefaset olarak hem de lezzet olarak en güzelini tercih ediyor. Şimdi sırada ikinci yemeğimiz var. Ne hazırlayacağız? Düğün poğaçamız var. Sırada düğün poğaçası var. Bunu koyuyoruz kenara. Yufkalı düğün bohçası. Ne gelin için ne damat için yapılıyor. Misafirler için, herkes için yapılan yöresel bir yemek. Yine malzeme çok. Malzemelerimizi hemen sayalım. Sayalım. Yufkadan başlayalım. Yufkamız var. Evet. Evet. Dana etimizi soğuk. Dananın şöyle, neresine düşüyor? Bonfile. Bonfile olacak. Evet, yine sırt kesimden. Mantarımız var. Domates, biberimiz var. Defne yaprağımız. Maydanoz. Kapya biberimiz, evet. Maydanozumuz. Çeri domatesimiz. Evet. Sarımsak ve soğan, olmazsa olmazlarımız tabii. Yine yoğurdumuz var. Yine süzme, evet, manda yoğurdumuz var. Manda yoğurdumuz, tereyağımız ve var. Tabii ki tereyağımız. Bol baharat. Evet, baharatlarımız var. Başlayalım isterseniz. Başlıyor. Yufkalı düğün bohçası. Hazırsanız anlatmaya başlıyor Ali Usta. Evet, Turgay Bey, yine tereyağımızı kullanıyoruz. Etlerimiz güzelce kavruldu, evet, küçüldü evet, iyice. Kuşkoşu doğranmıştı zaten. Evet. Şimdi Turgay Bey, bu arada ben defne yaprağı atmak istiyorum. Öyle mi? Etimizde bir özlesin. Evet, onun lezzetini alması lazım. Üzerine defne yapraklarını kırıyoruz. Evet. Şimdi artık sebzelerimizi atabiliriz. Biberimizden başlıyoruz. Evet Turgay Bey, işimiz hazır. Yufkalarımız bizi bekliyor. Bakalım nasıl yapacağız onu? Buyurun. Önceden kestiğimiz yufkalarımızın içine şöyle dikdörtgen hafif kesilmiş evet, karede olur. Evet. Malzemeyi yerleştiriyoruz. Üçgen de kesebilirsiniz. Bunu öyle isteğinize mi göre tabii yani. Yani ama biz poğaça olduğu için dört taraftan bağlayacağız evet, diyorsunuz. Evet.
Evet. Kare. Evet. Ve ters çeviriyoruz. Oh. Mis. Kızgın yağ atıp çıkaracağız. Sadece öyle o. Mi? Evet. Ondan sonra nasılsa sunumunda... Nasılsa içindeki pişti diyorsunuz. Pişti tabii. Ben bu daha fırına ya da bir yere gidecek zannediyorum Ali Usta. Yufkamız kızaracak. Tamam. Bu kadar. Çıtır ondan çıtır. Ondan sonra servisimizi yapacağız. Çıtır çıtır. Gevrek. Harika bir bohça. En güzel geleneksel yemeklerimizden iki tanesini hazırladık sizler için. Az sonra masada tadına bakacağız. Ama tatlı da lazım. Birazdan evet. Bir hanımefendiyle çok güzel bir tatlı hazırlayacağız. Teşekkür ediyoruz Ali Usta. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sırada tatlımız var. Öyle bir tatlı hazırlayacağız ki baklava. Fakat ballı kaymaklı baklava, Osmanlı baklavası geleneksel ta Osmanlı döneminde padişahlarımıza sunulan hiç şeker kullanılmadan yapılan çok özel bir baklava. Evet, tarihi baklavamızı Rafiye hanımefendi yapacak. Rafiye ablacığım nasılsınız? İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür bayramımız ederim. Bayramımız mübarek olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Baklava çok farklı. Yani evet. Bütün baklavalarda birçoğunda şeker kullanılıyor. Hı hı. Bu baklavanın özelliği balla ve kaymakla tatlandırılması. Evet. Peki malzemelerimizi sayalım hemen izleyicimize. Sayalım. Malum bayram baklavasız olmuyor. Evet. Ama en özel baklava da lezzet yolculuğunda sizler için karşınızda. Malzemelerimiz geliyor. Yarım bardak süt, yarım bardak tereyağı, kabartma tozu, evet. Limon, sirke, 3 tane yumurta, kaymak, manda kaymağı. Evet. Yoğurdumuz var. Bir de nişastamız var. Sıvı yağımız var. Bu kadar cevizi ne yapacağız? İçine koyacağız. Hepsini. Evet. Yok canım. Burada balımız var. Evet. Ballı şerbetimiz var. Ballı şerbet bu. Hı-hı. Suyla mı? Suyla evet. Ballı suyla. Ballı. Başka bir şey yok içinde. Yani un var. Toz şeker bulamazsınız. Evet. Un var ayrıca. Nişastayla da açıyoruz. Yani. Bunu evden mi getirdiniz? Enişteyi mi korkutuyorsunuz bunu? Yok. Biraz öyle. Çok büyükmüş bu. Biraz yani evet iş görür yani. Görür. Eve geç falan gelirse. Evet. Evet hazırlıklar başlıyor. Önce hamurumuzu yoğuralım mı Rafiye ablacığım? Yoğuralım. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Önce süt gidiyor. Evet, tekneden çıkarttık, yoğurmaya başladık. Rafiye ablamız 20 tanesini açtı ilk tur. Şimdi ne olur acaba bunlar birlikte mi açılır artık? Bunu evet, merdane ile birlikte. Böyle devam edip gidecek. 60 taneyi hazırlıyoruz sizin için. Hamurlar açılıyor ama bir ceviz arası vereceğiz. Siz ceviz derlerdi değil mi? Ha, ceviz. Ceviz arası. Şimdi herhalde artık keseceğiz mi? Keseceğiz. Deseni nasıl yapalım? Kare mi olacak? Kare. Kare kesiyoruz. Ardından malumunuz piştikten sonra şerbetini atıyoruz. Ballı şerbetimiz. Yanına da bir kaymak. Evet. Ve sunulur. Kim yiyecek? Ben. Ne ile? Öncesindeki iki muhteşem yemekle. Az sonra. Bayramımız mübarek olsun. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Bayramımız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Hepinizinki de. İyi bayramlar. Kaynar kazan taşmaz mı? Halimen yol buradan aşmaz mı? Halimen yol buradan.
Halimem ayrılan kavuşmazdı. Halimem ayrılan kavuşmazdı. Tombalacık halimem taş başına gel. Ben giriyorum doluya, düş peşine gel. Ne çok Halime geçen türkümüz var değil mi? Evet. Ali abicim, evet. Ali Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Finalde bir türkü daha dinleyeceğiz. Yemekleri denedikten sonra ama. Evet. Yaptığımız boranimiz ballı, kaymaklı, Osmanlı baklavası, yufkalı, düğün bohçası. Artık başlayayım değil mi? Tabii. Bu buyurun. Lezzet testi başlasın. Düğün bohçamızın da hemen tadına bakıverelim. Hepsi çok güzel. Efendim, bugün pek güzel bir gün yaşadık bayramda Bolu'da. Ama bu kadar mı? Hayır. Yarın inşallah yine aynı saatte Bolu'daki en güzel yemeklerle, en güzel lezzetlerle ve en güzel manzaralarla karşınızda olacağız. Ama bir türkü dinleyelim. Yarın görüşmek üzere. Altyazı M.K.